Merhabalar. 4. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazlığa hazırlık ikinci videoyla yine birlikteyiz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara Y yazınız. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Doğru arkadaşlar. Bilim insanına paleontolog, bilim dalına paleontoloji denir. Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür. Doğru arkadaşlar. Dünya batıdan doğuya doğru döner. Doğru arkadaşlar saat yönü diğer bir ifadeyle saat yönünün tersi. Bütün kayaçların renkleri ve parlaklığı aynıdır. Yanlış arkadaşlar, farklıdır. Dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Yanlış arkadaşlar, dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz yani bir gün oluşur. Yanlış. Ekonomik değer olan kayaçlara fosil denir. Yanlış. Ekonomik değer olan kayaçlara maden denir. Fosiller çok kısa sürede oluşabilir. Yanlış. Çok uzun sürede oluşabilir kayaçlar, rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi dış etkilerle parçalanır. Doğru arkadaşlar. Dünyamız kendi etrafında dönerken güneş almayan tarafında gece oluşur. Doğru arkadaşlar. Güneş alan tarafında gündüz, güneş almayan tarafında gece oluşur. Yer kabuğu karaların olduğu yerlerde kalın, okyanus tabanlarında ise daha incedir. Doğru arkadaşlar. Fosiller Dünyanın geliş geçmişi hakkında bilgi vermez. Tam tersi arkadaşlar, bilgi verir. Yanlış. Kayaçlar magmanın soğuyup katılaşması sonucu oluşur. Doğru arkadaşlar. Güneşi hareket ediyormuş gibi görmemizin sebebi dünyanın kendi etrafında dönmesidir. Doğru arkadaşlar. Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlılığın havayla tema, temasının hemen kesilmesi gerekir. Arkadaşlar doğru fosiller havayla teması kesildikten sonra ölen canlının havayla teması kesildikten sonra uzun sürelerde oluşur. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülünü almış bir bilim adamımızdır. Doğru arkadaşlar. Boşlukları dolduralım. Arkadaşlar ekonomik değeri sahip mineral kayaçlara maden denir. Fosiller ile ilgilenen bilim insanına paleontolog denir. Paleontoloğu da doğadan elde edilen bir ürün, bir ürün üretmekte kullanılan maddelerin ve madenlerin işlenmeden önceki durumu ham maddedir arkadaşlar. Daha işlenmemişine ham madde denir. Ben bunu nasıl yaparım diyerek zihinden canlandırma ve oluşturma işine tasarım denir arkadaşlar. İnsanların ve diğer canlıların üzerinde yaşadığı yerdir. Nerede yaşarlar arkadaşlar? Yer kabuğunda. Mutfak tezgahlarında kullanılan madendir. Mermer arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında yaptığı harekettir. Dolanma arkadaşlar. Cisim bir başka cisim etrafında dolanır, kendi etrafında döner. Dünyanın kendi etrafında yaptığı harekettir. Dönme. Yer kabuğunun yapısında bulunur. Kayaç arkadaşlar dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin yönüdür. Hepsi batıdan doğuya arkadaşlar veya saat yönünün tersi. Dünyanın dönme hareketinin tamamlandığı süre arkadaşlar bir gündür yani 24 saat. Kayaçların yapısının farklı olmasını sağlayan madde mineraller arkadaşlar. Dünyanın güneş görmeyen kısmının zaman dilimi gece arkadaşlar. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına fosil diyoruz arkadaşlar. Dünyanın dönme hareketi sonucu oluşur. Gece gündüz. Dünyanın dolanma hareketi sonucu oluşur. Mevsimler arkadaşlar. Devam edelim. Belirli bir noktadan kalkan uçak sürekli aynı yönde gö giderse son olarak nereye gelir? Başlangıç noktasına. Arkadaşlar dünyamız yuvarlak olduğu için bir noktadan başlayıp sürekli aynı yönde devam ederse tekrar başlangıç noktasına gelir. 2. Dünyanın kendi etrafında dönüşüyle ne oluşmaz? Arkadaşlar 24 saat bir gün gece gündüz oluşur mevsimler. Güneş etrafında dolanmasıyla oluşur. Dünya kendi etrafında bir tam turu ne kadar sürede tamamlar? Arkadaşlar bir günde tamamlar. Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir? Altın, bakır, kömür maden, toprak ise maden değil. Dünyanın güneş etrafı dönmesiyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir yıl sürer doğru. 365 gün 6 saat aynı şey. Tam bir dönüşte bir mevsim bir mevsim oluşmaz. Dört mevsim oluşur. Yanlış. Dünya elips şeklinde bir yörünge ile güneşin etrafında dolanır. Doğru arkadaşlar. Aşağıda fosillerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosiller fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. Doğru. Milyonlarca yıl içinde oluşur. Doğru. Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir. Doğru. Ölen her canlı fosildir. Yanlış arkadaşlar. İlk madenciler hangi madeni bulmak için çukur ve tüneller kazanarak maden ocakları açmışlar. Arkadaşlar çakmak taşı çünkü çakmak taşıyla ateş elde etmek için çakmak taşını birbirine sürtürme, sürtürme, sürterek ateş elde etmişler. Ve ilk çukur ve tünelleri çakmak taşı için kazmışlar. Toprağın oluşumundaki doğru sıralama hangisidir? Kayaç, taş, çakıl, kum. Doğru. Cevabımız aşık olacak. Taş, çakıl, hayır kayaç burada olacak çakıl kayaç kayaç en başta kayaç taş kum çakıl hayır burada yer değiştirecek. Doğru olan A şıkkı doğru sıralanmış. 9. Van'da güneşin İstanbul'dan önce doğmasının sebebi nedir? Dünyanın güneşin çevresinde dolanması, dünyanın kendi etrafında dönmesi, güneşin ısı ve ışık kaynağı olması, güneşin dünyanın çevresinde dolanması. Hayır, dünyanın kendi etrafında dönmesinden dolayı arkadaşlar Van'da güneş İstanbul'dan daha önce doğar. 10. soruyla devam edelim. Dünyamızın Güneş etrafında dolanırken izlediği yolun adı nedir? Şu yolu arkadaşlar soruyor. Bu yolun adı yörüngedir. Dünyamız kendi etrafında hangi yöne doğru döner? Batıdan doğuya doğru döner arkadaşlar. Güneş'in etrafında da batıdan doğuya doğru döner. Yani bütün dönme ve dolanma hareketleri batıdan doğuya yani saat yönünün tersinedir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Kayaçlar minerallerden oluşur her kayacın ekonomik değeri vardır. Her kayacın ekonomik değeri yoktur. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Bu da doğru. Hangileri doğru? 1 ve 3 doğru. Aşağıdaki tabloda maden olmayan madenlerin yazılı olduğu kart çıkarılırsa bakır maden kalacak odun maden değil çıkacak kömür maden kalacak altın kalacak sadece odun yani yeşil bölüm çıkarılacak o halde yeşil bölümün çıkarıldığı cevabımız C şıkkı. Doğru yanlış yukarıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış oluşumlarına karar verip izlediği yoldan hangi sembolle uçuz? Dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında döner. Arkadaşlar yanlış kendi etrafında döner güneş etrafında dolanır olacak dünyanın kendi etrafındaki dönmesi 24 saattir. Bu doğru arkadaşlar. O halde cevabımız C şıkkı. Fosilleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fosilleri inceleyen bilim dalı paleontolojidir. Yukarıdaki cümlelerde 1 ve 2 ile gösterilen yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Dünyanın kendi etrafında bir dönüş yaptığı süre kendi etrafında bir gün olacak arkadaşlar. Gün o halde A'yı B'yi sildim dünyanın güneş etrafında bir tam turu dolanma hareketi yaptığı süre bir yıl olacak arkadaşlar. Hafta olamaz. O halde cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.